Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Her erkekte doğuştan bulunan ve yaş ile birlikte hormon dengesinin değişmesi nedeniyle büyümeye başlayan prostat, hayat kalitesini oldukça düşürüyor. Yapılan çalışmalar 60 yaşındaki erkeklerin %50'sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise %90'ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğünü gösterirken, her 12 erkekten biri de prostat kanserine yakalanıyor. Yaş, aile öyküsü, yağlı beslenme alışkanlığı, hormonlar, A ve D vitamini değerleri prostat hastalıkları üzerinde etkili. Bu nedenle tüketilen gıdalara dikkat edildiği takdirde prostat hastalıkları için önlem almak da mümkün olabiliyor. Şebin cevizi. Şebin cevizi, Şebin Karahisar kökenli bir ceviz çeşidi. Çeşidin orijinindeki ortalama meyve ağırlığı 9.40 gram. İç randımanı %63 ve yağ içeriği ise %69.40 olarak belirlenmiştir. Ceviz birçok hastalık açısından çok önemli bir şifa kaynağıdır. Damar tıkanıklığı ve kanın pıhtılaşmasını önler, kan dolaşımını düzenler, kan pıhtılarını bozar, damar koruyucudur, antialerjik özellik gösterir, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını düzenler, protein 99 sentezini teşvik eder, serum kolesterolünün azalmasını sağlar, bağışıklık fonksiyonlarını korur ve anormal antikor oluşumunu engeller. Bilimsel çalışmalar sonucunda cevizin tokoferol içerdiği, bu maddenin prostat kanseri riskini azalttığı, hipoglisemik, antifungal, antiviral, tümör engelleyici özelliklerinin olduğu belirlenmiştir. Son epidemiyolojik çalışmalar, sert kabuklu meyvelerin kalp damar hastalıklarının neden olduğu ölüm oranlarını azalttığı göstermektedir. Brezilya fındığı. Tüm farklı fındık türleri arasında Güney Amerika'nın bu yerli fındık türü, prostat sağlığı için önemli bir mineral olan selenyumun açısından zengin bir kaynak. Araştırmalar, selenyum içeren besinler tüketmenin prostat kanseri riskinde azalma ile ilişkili olduğuna işaret ediyorlar. Diğer tüm fındık türleri gibi bu fındıklar da prostat sağlığı üzerine olumlu etkilere sahip bir diğer mineral olan çinko açısından çok zengin kaynaklar. Ek olarak Brezilya fındığı tüm amino asitleri içeriyor ve tüm diğer fındıklar gibi magnezyum ve tiamin bakımından da bir kaynak. Selenyum sadece fındıkta bulunmuyor. Tohum balığı, ay çekirdeği, kalamar, ahtapot, mantar ve yumurta da selenyum açısından zengin besinler. Zerdeçal. Hint safranı olarak da bilinen zerdeçal, zencefilgiller ailesinden sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otlu bir bitki cinsi. Geleneksel olarak enflamasyon, soğuk algınlığı ve astım ile mücadele etmek için kullanılsa da yapılan bilimsel araştırmalarda prostat kanseri de dahil olmak üzere kanser önleyici özellikleri keşfedildi. New Jersey Eyalet Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı prostat kanserinin önlenmesinde ve tedavisinde etkili olabileceğini ve tümör büyümesini önemli ölçüde azaldığını keşfettiler. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nin yayınladığı raporda prostat kanserinin kemik yayılımını önlediği bildirildi. Columbia Üniversitesi'nin bir araştırmasında ise prostat kanseri hücrelerinde opapitozis adı verilen programlı hücre ölümünü arttırdığı keşfedildi. Kabak çekirdeği. Kabak çekirdeğinin iyi huylu prostat büyümesi başta olmak üzere prostat sağlığına bazı benzersiz faydalar olduğu biliniyor. Kabak çekirdeği içerisindeki yağ, hormonların prostat hücrelerinin çoğalmasını tetiklemesine engel oluyor. Kabak çekirdeği ayrıca karotenoidler ve omega 3 yağ asitleri içeriyor. Araştırmalar diyetlerinde daha yüksek karotenoid bulunan erkeklerin iyi huylu prostat büyümesi riskinde azalma olduğuna işaret ediyor. Kabak çekirdeğinde bulunan başka bir besin çinko. Çinkonun prostat sağlığını destekleyici etkisi var. Bazı araştırmalarda çinkonun prostat kanseri gelişimine karşı koruyucu etkisi olduğu vurgulanıyor. Nar. Nar, boğulağan dışı meyvenin tüketilmesinin sağladığı sayısız yararının keşfedilmesiyle son zamanlarda çok araştırma ve tartışma konusu haline geldi. Antioksidanlar ve L-glutanin adı verilen bitkisel besinler bakımından zengin olan nar prostat sağlığı üzerine yararlı etkilere sahip. Yapılan laboratuvar çalışmaları nar özlerinin prostat kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yavaşlattığını ve opapitozis adı verilen programlı hücre ölümünü hızlandırdığını ortaya koydu. Nar suyu içerisinde bulunan L-glutanlerin prostat kanser hücrelerini besleyen yeni damar oluşumunu durdurduğu tespit edildi. Yeşil çay.
yeşil çayın sağlık üzerine olan faydaları bazı bakteri ve virüsleri yok ettiği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve prostat kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türleriyle mücadele ettiği gösterilen bir tür polifenol olan kateşinler olarak adlandırılan antioksidan içeriğinden geliyor. Yapılan araştırmalar neticesinde yeşil çay içerisinde bulunan polifenollerin PSA düzeylerini önemli derecede azaltabileceğini gösterildi. Yeşil çay içerisinden bulunan kateşinler prostat intraepitelyal neoplazi, PIN olarak da bilinen kanser öncesi, prostat lezyonları tespit edilen ve prostat kanseri gelişme riski yüksek olan hastalarda da olumlu etkileri olabileceği yönünde bulgular elde edildi. Çalışmalar günlük kateşin kullanan pinli erkeklerde prostat kanseri gelişme riskinin daha düşük olduğunu ve ayrıca iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde yardımcı olduğunu ve şikayetleri azalttığını gösteriyor. Günde en az 3 fincan yeşil çay tüketen erkeklerde prostat kanseri riski azalıyor. Uzmanlar yeşil çayın prostat kanserini tetikleyen enzimleri baskıladığını ve apoptozis adı verilen programlı hücre ölümünü tetiklediğini vurguluyorlar. Brokoli. Brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, lahana gibi turpgiller ailesinin bir üyesi. Her ikisi de kanser önleyici özelliklere sahip, sülforafan ve indollerden bol miktarda barındıran sayısız faydaya sahip bir besin kaynağı olduğu bilinen bir gerçek. Sülforafan, vücuttaki detoksifikasyon enzimlerinin aktivitesini artırarak potansiyel olarak kansere neden olan elementlerin daha çabuk ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor. Sensor dergisinde yayınlanan bilimsel bir araştırmada brokolide doğal olarak bulunan indol 3 karbonolün prostat kanseri hücrelerinin büyümesini baskıladığı keşfedildi. Yeni yapılan geniş kapsamlı bir kanser araştırmasında haftada bir kereden fazla brokoli tüketen erkeklerde evre 3 ve evre 4 prostat kanseri gelişme olasılığının %45 oranında azaldığı tespit edildi. Brokoli tüketmenin en sağlıklı yolu hafifçe buğulanmış veya en fazla 5 dakika boyunca sotelenmiş şekilde tüketmek. Eğer bundan daha uzun süre pişirilirse kanser önleyici etkileri kayboluyor. Pişirmeden önce çiçekleri parçalara ayırın ve 5 dakika kadar bekletin. Bu sebzenin kanser önleyici etkilerinin pişirmeden önce ortaya çıkmasına izin verir. Çünkü ısı, işlemin gerçekleşmesini sağlayan enzimi parçalar. Yemeğinizin sağlıklı değerini arttırmak için sızma zeytinyağı, taze sarımsak ve kereviz ekleyebilirsiniz. Kırmızı biber. Çili biberi olarak da bilinen acı kırmızı biber, prostata iyi gelen baharatın kaynağı. Bu biberler acılığını kapsaisin adı verilen yüksek konsantrasyonlu bir maddeden alırlar. Kapsaisin ağrıyı azaltma özelliği nedeniyle tanınsa da çalışmalar prostat kanser hücreleri de dahil olmak üzere kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kapsaisin apoptozis adı verilen programlı hücre ölümünü tetikler ve bunu kanser hücrelerini çevreleyen sağlıklı hücrelere zarar vermeden mitokondri adı verilen hücrenin enerji üreten kısmına saldırarak gerçekleştirir. Kapsaisin tek faydası bu değil. Kanser önleyici yetenekleriyle birlikte ateroskleroza yani damar sertliğine yol açan serbest radikalleri etkisiz hale getiren güçlü bir antioksidan olma özelliğiyle kardiyovasküler faydalar da sunuyor. Ülseri önlemeye ve şeker hastalığının olumsuz etkilerine neden olabilecek hücre hasarını azaltmaya yardımcı oluyor. Domates. Domates, likopen açısından zengin ve prostat sağlığını destekleyici özelliklere sahip bir besin kaynağıdır. Güçlü bir antioksidandır ve vücut tarafından üretilmeyip çeşitli besinlerle vücuda alınır. Yapılan bir araştırmada 10 hafta boyunca günlük 50 gram domates tüketen iyi huylu prostat büyümesi olan erkeklerin PSA değerlerinde %10'dan fazla düşüş olduğu tespit edilmiştir. 48 bin erkek üzerinde yapılan başka bir araştırmada ise domates ve domates içeren ürünlerin yoğun olarak tüketilmesiyle prostat kanseri gelişme riskinin %35 oranında azaldığı, agresif prostat kanseri gelişme riskinin %53 oranında düştüğü gözlenmiştir.